Merhabalar sevgili Tarih Okulu izleyicileri. Ataşehir Belediyesi'nin katkılarıyla da hazırladığımız programımızda bu seferki konuğumuz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden doçent doktor Sayın İhsan Erkoç. Benim hem çok sevdiğim bir dostum hem de hocam. Sizler de yakından tanıyorsunuz. Bu programdan sonra çok çok daha iyi tanıyacaksınız. Harika bir konuğumuz var çünkü. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim Olgay Bey. Sağ olasın. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Hoş geldiniz programımıza tekrar. Hoş bulduk ve teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim hocam. Hatta bugün de bir ilki yaşayacağız birlikte. Siz bir sunum da yapacaksınız. Çok güzel, böyle izleyenler çok mutlu olacaklar. İsterseniz başlayayım. Ben bu özellikle size hazırlamaya çalıştığımız sorularda çok ilgi çekmesini istediğim konulara değindim. Siz de yardımcı oldunuz o konuda. Evet. Şimdiden teşekkür ediyorum size. Efsane, mit, destan, mitoloji kavramlarını nasıl tanımlayabiliriz? Buradan başlayalım. Buyurun Sayın Hocam. Tamamdır, teşekkür ederim. Şimdi konumuz zaten erken dönem Türk mitolojisi. Türk mitolojisinin tamamını söylemedim çünkü konu olarak vermedim. Çok geniş bir alan. Özellikle yakın dönemde daha kaydedilmiş efsaneler ve diğer anlatılar daha fazla yer kapsıyor. Benim esas çalışma konularım erken dönem, yani İslam öncesi dönem yahut yeni İslamlaşmanın başladığı dönem Türkler arasında. O yüzden böyle bir konu seçtim. Tabii terminolojiyi bilmek gerekiyor anlatmak için. İşte efsane, mit, destan, mitolojik gibi kavramlar bazen birbirleriyle karıştırılabiliyor çok doğal bir şekilde. Şimdi bir kere mitoloji çatı bir isim, onu söyleyebiliriz. Şimdi bazı kişiler Türklerde mitoloji yoktur, mitoloji Yunanlara, Romalılara hastır diyorlar. Öyle bir şey bir kere söz konusu değil, onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mitoloji çok geniş bir kapsam. Sözlü anlatıların tamamını kapsıyor aslında. Efsane, masal, mit, destan, işte memorat gibi çeşitli türler var. Bunların tamamına mitoloji deniliyor. Türk mitolojisi dediğimizde de şu tarihte ve günümüzde yaşayan çeşitli Türk topluluklarının sözlü geleneğe dayanan bu tip anlatıların bir bütünü diyebiliriz. Şimdi bu efsane, mit, destan gibi terimlerin arasında bazı ufak teknik farklar var. Birbirlerine bunlar yakın türler tabii tahmin edebileceğin üzere. Bunların tabii tanımlanması konusunda da epey tartışmalar var, onu da söyleyeyim. Bu konuyla alakalı ben bir yazı yazdım. Zaten sunumda da göreceksiniz, yani tanıtımını yapacağım kısa bir. Oradan da okuyabilirsiniz. Şimdi efsane genellikle işte doğaüstü olaylara anlatan, işte özel karakterlerden söz eden anlatılar oluyor. Tabii bunlar sözlü bir şekilde aktarılıyorlar. Doğaüstü unsurlar var bunda. İşte çeşitli kahramanlar olabiliyor. Bunların başlarına çeşitli işler geliyor. Ya bazı görevleri yerine getirmeleri gerekiyor. Bazen bu efsaneler kökenlerle alakalı olabiliyor. Bir toplumun veya dünyanın kökeni olabiliyor. Evrenin yaratılış efsanesi gibi olabiliyor. Mit dediğimiz biraz daha özel bir terim. Daha ziyade tanrılar, tanrıçalar gibi işte kutsal işte ruhlar, varlıklar gibi unsurları da içerisine kapsıyor. Çünkü mesela bazı efsanelerde tanrılardan, tanrıçalardan veya işte kutsal varlıklardan pek söz edilmiyor. Daha ziyade kahraman odaklı olabiliyor. Fakat bu özellikle işte tanrılar, tanrıçalar, ruhlar gibi kutsal varlıklar olaylara müdahale ederlerse biz buna mit diyoruz. İşte Troya mesela bir mittir, Troya ile ilgili anlatılar. Çünkü orada tanrılar biliyorsunuz taraf tutuyorlar gibi. Bu çok tipik bir örnek olarak verilebiliyor. Ben de hazır Çanakkale'de yaşadığım için de Troya örneğini vermek istedim burada. Destan dediğimiz ise o biraz formatıyla alakalı, şiir tarzında işte manzum bir şekilde derlenmişse bu anlatılar, bunlar genellikle destan kabul ediliyor. Efsaneler ve mitler bazen tabii şiir şeklinde de manzum şekilde de olabiliyor. Fakat genellikle düz yazı şeklinde kayda geçmişlerdir. O yüzden böyle bir ayrım yapıyorlar. Tabii bu çok daha farklı tanımlarda var. Araştırmacılar arasında da tartışmalar devam ediyor. Fakat genel geçer diyebileceğim aralarındaki fark bu. Yani destan dediğimiz biraz daha böyle şiir tarzı. Mesela Manas Destanı Türklerden bahsedeceğim zaman Kırgızlara ait. Bu şiir tarzında kaydedilmiştir ve bugün de hala Kırgızistan'da şiir tarzında okunmaktadır Manasçı denilen kişiler tarafından. Veya işte Altaylar'da derlenen Türeyş Destanı vardır. İşte bu 19. yüzyılda Rusların derlediği. O da şiir şeklinde, manzum bir şekilde derlenmiş. Onlara gerçek olarak destan diyebiliriz. Şimdi mesela Türklere ait de
daha eski anlatılar var. İşte Oğuz Kağan'la alakalı Ergenekon falan. Bunlar genellikle biz destan diyoruz da bu tanımı kabul edersek bunlar genellikle düz yazı şeklinde kayıtta geçtiği için aslında destan olarak isimlendirmemiz çok doğru değil diye düşünüyorum. Tabii halk bilimciler çok çalışıyorlar bu tip konuları. Kendi aralarında da çelişen veya farklı görüşler var. %100 kesin bir tanım yok bir kere, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani ben de kendi yani şu anda mest oluyorum tabii. Kendi ilgilendiğim konularla ilgilisizim ben Evet. bilgilerden. Aynı şekilde ben de halk bilimi ve edebiyatçılardan faydalanmıştım kendi çalışmalarımı hazırlarken. Hakikaten çok da zorlandığım oluyor. Çünkü en sonunda nihayetinde şunu vurgulamak durumunda kalıyoruz. İşte bu çalışmaların kişiden kişiye de değişebildiğini veyahut da aralarında böyle bir anlaşma hani olmadığını ama dünyada da yine dünya ölçeğinde de yine böyle sıkıntıların olduğunda kendim bizzat müşahede etmiştim. Yani çok haklısınız. Efsane, mit, destan arasında böyle bir anlam, hani komple bir inşa etmede de sıkıntı olabiliyor. Herkesin görüşü farklı olabiliyor dediğiniz gibi. Evet. Peki Türk mitolojisi çalışanlar kimlerdir diye sorayım mı? Olur, tamam, Elinizde. sorabilirsiniz. Siz Bu arada varsınız. evet. tarihçiler arasında çok fazla yok, onu söyleyebilirim. Geçmişten örnek alacak olursak tabii Fuat Köprülü'yü mutlaka anmamız gerekiyor. Bu işte çeşitli menkıbeler üzerine çalışmış. Sizin de bu arada menkıbe dediğimiz de bu mitolojinin bir parçası. Sizin daha ziyade çalıştığınız menkıbeler gördüğüm kadarıyla. İşte Ahmet Yaşar Ocak mesela, benim de hocamdı kendisi Hacettepe Üniversitesi'nde. Harika. Çok ders aldım kendisinden. Saygıyla burada tekrar analım kendisini. Kesinlikle. Da böyle... Evet, İslami menkıbeler çalışanların arasında mesela Ahmet Yaşar Ocak çok önemli bir isim. İrene Melikoff mesela yine İslami Türk anlatıları üzerinde çalışan. İslam öncesi döneme baktığımızda Bahattin Ögel'i bir kere ilk sırada anmamız gerekiyor. Onun iki ciltlik bir eseri var Türk mitolojisi adında. 1970'lerin başlarında basılmış. Yeni baskıları da yapılıyor ara ara. Hatta çok yakın bir zamanda da yine çıktı. Sanırım Altın Ordu yayınlarından olması lazım. Doğru. Türk Tarih Kurumu bastı uzun süre boyunca. Metot olarak da benim en beğendiğim ve uyguladığım kitap bu. Herkese de mutlaka öneriyorum. Türk mitolojisiyle alakalı derste veriyorum lisans ve yüksek lisans düzeyinde. Onlarda da zorunlu olarak zaten okutuyorum. Bahattin Öger bu kitabında işte iki kısma ayırmış. Bir kronolojik olarak Türklere ait mitolojik anlatıları ele alıyor. İşte Hun döneminden başlıyor, Asya Hunlarından başlayarak. Ardından da işte şeye kadar geliyor. 20. 19. 20. yüzyıllara kadar geliyor. Esas bilindik anlatılar üzerinde duruyor daha ziyade. Ardından da motifleri tasnif etmiş. Burada neler vardır, ne gibi motiflerle karşılaşıyoruz diye. Tabii güncellenmesi lazım. Biraz eski bir çalışma dediğim gibi ama hala hani bütünlüklü olarak yaklaşması bakımından önemli. Bir de kronolojik olarak gitmesi çok önemli. Çünkü bizim halk bilimci meslektaşlarımız bazen bunları görmezden gelebiliyorlar. Mesela bir mitolojik anlatıyı incelerken bu işte ne zaman, nerede derlenmiş, kim tarafından yazıya geçirilmiş, bu tip şeyleri biraz çok ciddiye almayabiliyorlar. Halbuki çok önemli yani bir mitolojik anlatıyı incelerken bunlara da mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Bahattin Ögel o açıdan benim de benimsediğim yöntemi uyguluyor. Ben de kronolojik açıdan çünkü bakıyorum. Çünkü farklı dönemlerde özellikle zaman geçtikçe Türk toplulukları farklı kültürlerle de içli dışlı olmuşlar. Onlardan çok esinlenmişler. Mesela daha yakın dönemlerde işte bu Sibirya'da yahut diğer Türkistan'da yahut işte İdil-Ural bölgesinde derlenen anlatılarda biz başka dinlerin etkilerini de görüyoruz. Hristiyanlık, işte Maniheizm, Budizm gibi dinlerin etkileri var. Yani bu işte mesela Altay Yaratılış Destanı'na da yansımış. Bazı karakterlerin isimleri bile Hint dillerinden alınma mesela. Budizm etkilerini görüyoruz veya Hristiyanlığa ait bazı anlatılar var. O yüzden dikkat etmek lazım yani. O kronolojiyi mutlaka yanımıza bulundurmamız gerekiyor diyebiliriz. Kesinlikle. Daha yakın zamanlarda ya Emel Esin'in var mesela çalışması Türk kozmolojisine giriş. Yaşar Çoruhlu hocanın var Türk mitolojisinin ana hatları. Onun dışında Fuzuli Bayat'ın
özellikle Oğuzlara ait, Türkmenlere ait işte bu Dede Korkut hikayeleridir, Oğuz Kağan, Oğuzhan efsanesidir. Bunlar üzerine epey bir çalışmaları var, kitapları da mevcut. Oğuz Destan Dünyası diye baş başına bir zaten kitabı da var. Bu tip isimleri sayabiliriz. Halk bilimciler arasında da tabii var. Yani daha yeni nesillerden de şu anda da çalışan daha genç arkadaşlar da var diyebiliriz. Tarihçilerin arasında ne yazık ki pek fazla yok. İşte Saadettin Yağmur Gömeç hocanın da çalışmaları var. Daha yeni nesillerden diyebileceğimiz. İşte ben bazı çalışmalar yapıyorum. En yeni nesil olarak belki tanımlayabiliriz ama pek fazla yok bizim çünkü tarihçiler biraz halk bilim alanını bırakmışlar gibi bu alan. Sebahattin Ögel yazdı, biz üzerine bir şey koyamayız herhalde diyerek. Bir de bunları çalışması gerçekten zor bu tip şeyleri. Yani çok teknik ayrıntılara da girmek gerekiyor. O yüzden biraz uzak duruyorlar diyebilirim. Yani Saadettin Hocam ve benim dışında ben pek hatırlamıyorum. Tarihçi olup da özellikle İslam öncesi Türk mitolojisi çalışan yok. Yurt dışında var tabii çeşitli isimler. Onlardan da yani şimdi konuyu uzatmayalım ama yurt dışında da özellikle şu Rusya'da, Macaristan'da falan da çalışanlar var Türk mitolojisi alanında ya Özellikle, İskandinav ülkelerinde, Almanya'da falan. evet özellikle yani biz de bu bakmak istediğimiz zaman ülke dışına işte kim ne yaptı ya da literatürü takip etmek açısından baktığımızda genellikle karşımıza ilk başta Rus alimler çıkıyor. Geçmişten beri siz de çok iyi biliyorsunuz. Yakın dönemde de haklısınız. Macarlar özellikle zaten şamanizm üzerine de galiba enstitü kuran dünyada nadir ilk ülkelerden bir tanesi. Gitme fırsatınız oldu mu? Yoksa haber. Macaristan'a git Aha. ha, sahaya mı? Şey o Şamanizm Enstitüsü veya Macaristan'la ilgili o bölgede bulundunuz mu? Macaristan'a gittim ama Biliyorum. Şamanizm Enstitüsü'ne gitme fırsatım olmadı. Evet, iki kere gittim Macaristan'a. Çok güzel. Belki gidersiniz bu vesileyle ama Evet. sizi tabii Moğolistan topraklarında gördük. İyi yapıyorsunuz. Evet. Orada biliyoruz çalışmalarınızı. Gerçekten haklısınız. Özellikle halk bilimcilerde şöyle bir edebiyatçılarda şöyle bir zaman zaman anakronizm durumu da söz konusu olabiliyor. Çünkü tarih ilminden eğer faydalanılmıyorsa çalışmalar eksik kalabiliyor. Tarihçilerin de kesinlikle bakması gereken alanlardan aslında birbiriyle etkileşim halinde olması gerektiğini düşünüyorum. Naçizane fikrim yeri Evet. gelmişken çok güzel bir yere değindiniz siz de. Sağ olun. Aslında biraz açtınız konuyu ama bunu erken dönem Türk mitolojisiyle ilgili kaynaklar yani biz tabii ki onun abidelerini biliyoruz. Belki şimdi siz biraz daha açabilirsiniz. Yani ya da Moğol sahasında gördüğünüz kültürel bakiyeler. Bunlar kaynak grubu olarak mı kullanırız yoksa genellikle biliyorsunuz bazı açarsınız belki sizi ilk dinlediğimde anlatmıştınız Pellyat'ın bu bir mağarada bulunan eserleri nasıl götürür? Yani kaynak grubumuz nedir? Nerededir bu kaynak grubumuz? Alana adım atmak isteyen bir kişi sizi elbette takip edecektir yazılarınızı ama nerelere bakması gerekir? Bununla da ilgili size bir sormak isterim bu konuyu da naçizane. Tamamdır. Evet. Şimdi tabii bu mitolojik anlatılar sözlü geleneğin bir parçası. Fakat bunların özellikle İslam öncesi dönemde yani işte Hun dönemi, Göktürk dönemi gibi anlatılar günümüze doğrudan bir şekilde pek fazla ulaşmamış. Onu bir kere söylememiz gerekiyor. Bunlar tarihin belirli bir döneminde yazıya geçmişler. Bazen kendileri tarafından ama genellikle de yerleşik komşuları tarafından yazıya aktarılmış çeşitli dillerde. O sayede biz şu anda yazılı kaynaklardan büyük oranda biliyoruz. Daha yakın dönemlerde de işte başta Rus araştırmacılar olmak üzere Sibirya'da, Türkistan'da veya Türk dünyasının çeşitli bölgelerinde yaptıkları saha gezilerinde de derlemişler. Zaten ben onlardan pek bahsetmeyeceğim. Yani işte Radloff var, Verbitski özellikle Sibirya'da 19. yüzyılda. O çünkü bambaşka bir konu. Çok dediğim gibi geniş bir saha. Benim esas çalıştığım İslam öncesi dönem, işte Hun dönemi, Göktürk dönemi, Uygur dönemi diyebileceğimiz yazılı kaynaklardan biliyoruz. Özellikle işte Hunlar, Asya Hunları, Göktürkler, işte Göktürklerden önce yaşayan bazı boylar var. Yine Türk boyları. Bunlar hakkındaki biz mitolojik anlatılır büyük oranda Çin kaynaklarından biliyoruz. Onlar çünkü kuzeyli komşularını tanımak için de çeşitli araştırmalar yapmışlar. Kendi kaynaklarında mesela gerek resmi tarihlerde gerek yarı resmi çeşitli tarih kaynaklarında Türklere ait mitolojik anlatıları görüyoruz. Bunlar tabii bazen özetlenerek de verilmiş olabiliyor. Çünkü zaten Çince'nin de yapısı biraz sade bir dildir. Yani az kelimeyle çok şey anlatılır.
bazı anlatıları da mesela Türklere ait biraz herhalde özetlemişler gibi anlaşılıyor. Çünkü bazı yerlerde tutarsızlıklar var veya bazen de mesela kelimeler farklı şekillerde çevrilebiliyor. Bizi biraz zorluyor o metinleri incelerken. Onu da söyleyebiliriz. Benim çalışmalarımdan da zaten görebilirsiniz. O dipnotlarda falan ben böyle kelime analizi yapıyorum bazen. Onun dışında Türklerin kendilerinin yazdıkları tabii var. Mesela Orhun yazıtları 2. Göktürk Devleti'nden kalma işte 730'lara tarihlendiriliyor. Költekin ve Bilge Kağan yazıtları 732 ve 735 yıllarından kalma. Burada mesela dünyanın yaratılışından bahsedilmiş fakat tek bir cümleyle. İşte üstte mavi gök, altta Yağız Yer yaratıldığında ikisi arasında Kişioğlu yaratılmış. Üzerlerine atalarımız Bumunkan, İştemi Kağan hükümdar olarak oturmuşlar şeklinde bir cümle. Yani bir veya iki cümle diyebiliriz. Öyle çok uzun uzun anlatılmamış. Mesela biz Göktürklerin Türeyş efsanelerini Çin kaynaklarından biliyoruz. Bunlar yazıtlarda yer almıyor. Biz sadece Çin kaynakları aracılığıyla mesela bilebiliyoruz bunu. Mesela Türklere ait mitolojik anlatılar biraz daha geç dönemlerde özellikle Oğuzlara ait işte Moğol döneminde veya sonrasında yazıya geçilmişler var. Türkçe olarak yazılmış veya Farsça yazılmış. İşte Oğuz Kağan efsanesi işte onun mesela Uygur Türkçesiyle yazılmış bir versiyonu var. İslam öncesi versiyon dediğimiz. Yaklaşık 14. yüzyılda yani Moğol hakimiyeti döneminde yazıya geçirilmiş veya işte yine aynı dönemde İran'da yaşamış Moğollara hizmet eden bir tarihçi var, Reşidüddin Fazlullah. O mesela yine Oğuz Han efsanesini İslami bir şekilde kayda geçirmiş. Onlardan biliyoruz. Veya mesela Dede Korkut hikayeleri yazıya geçmiş. 16. yüzyıldan kaldığı genellikle tahmin ediliyor. Şimdi bir de yeni bir nüsha bulundu biliyorsunuz. 18. yüzyıla tarihlendirilen İran'da bundan 1,5-2 yıl önce çıktı. İşte bu tip anlatılar var. Mesela Roma Bizans kaynaklarından da bir miktar biliyoruz. O Avrupa Hunları ile alakalı işte çeşitli anlatılar. Onların dışında mesela Tibetçe bir belge işte sizin de biraz önce bahsettiğiniz Polpeo tarafından bulunuyor. İşte Dunhuang da bu Doğu Türkistan'ın biraz daha yani esas Çin'le Doğu Türkistan arasında Gansu denilen bir bölge var. Oranın en kuzeybatı ucunda bir yer burası. İpek Yolu üzerinde yer alan önemli bir ticaret noktası tarihte. Burada çok sayıda yazılı belge bulunmuş. İşte çeşitli manastırlar var, farklı dinlere ait. Budizme, Maniheizme, hatta Hristiyanlığa ait. Buralarda işte çok sayıda el yazması belge 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında bulunuyor Avrupalı gezginler tarafından, bilim adamları tarafından ve bunlar kendi ülkelerine kaçırılıyorlar. Bazen çok ucuza mesela bölgedeki yerli halktan satın alınıyor ya da oradan kaçırılanlar da var. İşte Fransızlar, Ruslar, Almanlar, İngilizler, Japonlar bu bölgeyi resmen yağmalamışlar. Belki de iyi yapmışlar. Yani iyi yapmışlar demek doğru değil fakat en azından o belgeler korunmuş. Yani orada kalsaydı ne olurdu bilemiyoruz. Çünkü Çin'in çalkantılı bir siyasi tarihi var. Bazen özellikle mesela Mao döneminde tarihi eserlere zararlar falan da verilmiş. Belki başlarına bir iş gelebilirdi bunların. İşte bunlardan bir tanesi mesela Tibetçe bir belge. İşte Fransız araştırmacı Peyo buluyor. Bunu 1908 yılında bir mağaranın içerisinde. Uygurlara ait bir istihbarat raporu bu aslında. Bunun Tibetçe çevirisi. Tibetliler çevirmişler. Sonra da o bölgede işte bulunmuş. Bu şey 750'li yıllara ait olduğu tahmin ediliyor belgenin. Uygur Kağanlığı'nın yeni kurulduğu zamanlar normal istihbarat belgeleri var. İşte hangi boy nerede yaşar, ne kadar asker çıkarır falan gibi bilgiler yer alıyor. Bir de mitolojik anlatılar var. İşte Kırgızlara ve özellikle Göktürklere ait 4-5 tane burada anlatı olduğunu görüyoruz ilginç bir şekilde. Peki Türkiye'de de bilinmiyordu. İşte ben bazı çalışmalarda tanıttım. Yurt içinde, yurt dışında bu konuyla alakalı çalışmalarım var. Oradan da izleyicilerimiz okuyabilirler. İnternetten açık zaten çalışmaların büyük Akademiyada çoğunluğu. bulabiliyorlar değil mi şu anda? Evet. Evet. Aynen Akademiya'da da zaten bir iki tanesi hariç erişime açık. İsteyenlere de ben gönderebilirim zaten tam metinlerini. Harika. Evet. Bu mesela ilginç Tibetçe belge var. Mesela onların dışında yine Moğollara ait çeşitli anlatılar var. Yine bu işte Reşidüddin Fazlullah'ta kaydedilmiş Cami-ü Tebariyat eserinde. Veya Uygurlara ait mesela Uygurların kendi belgelerinde de karşımıza çıkıyor az da olsa. Çünkü Uygurlar da yerleşik bir toplum ve günümüze binlerce oradan kalma yazılı belge ulaşmış. Bunların büyük çoğunluğu tabii Budizm ve Maniheizm'e ait dini metinler. Bunların arasında da bazen Uygur mitolojisine ait çeşitli böyle bilgi kırıntıları karşımıza çıkıyor.
Yani işte Cüveyni adında bir yine taç var. 13. yüzyılda yaşamış İranlı, yine Moğollara hizmet eden. Reşidüddin'den biraz daha önce yaşamış. Onun mesela Tarihi Cihangüşah adında bir eseri var. Orada Uygurların işte Bögü Han adındaki bir hükümdarlarının anlatısı var. Ya yine Çin kaynaklarında çok benzer Uygurların göç efsanesi. Bunlar zaten birbiriyle yakından bağlantılı şeyler. Mesela Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügati Türk adlı eseri de Türk mitolojisi açısından önemli. Çünkü başka yerlerde kayıtlı olmayan 2-3 tane anlatı var. Mesela şu adında bir efsanevi Türk hükümdarına ait anlatı kayıtlı. Ya Alper Tonga destanı veya efsanesi dediğimiz, bu Şehname'deki Afrasiyap'la eşleştiriliyor. Biz yine bunu ağırlıklı olarak Kaşgarlı Mahmud'dan biliyoruz mesela. Biliyorsunuz ünlü bir Türkçe, Arapça sözlüktür. Orada da bu Türklere ait çeşitli efsanevi bilgileri aktarmış. Onun dışında mesela Arap ve Fars yazarların kaleminden çıkmış, özellikle Abbasi döneminde coğrafya eserlerinde falan kayıtlı Türklere aitti bazı mitolojik anlatıları görüyoruz. Mesela işte Nuh'un oğlu Yafes'in oğlu Türk'e dayandırılmak gibi mesela. O Osmanlı döneminde de çok karşımıza çıkan bir şey. Ya işte Türklerin mesela yağmur yağdıran ya da taşı gibi efsaneleri var. Bunları biz şeylerden biliyoruz. İslami coğrafya eserlerinden biliyoruz. Bunları da Ramazan Şeşen Hoca çevirdi Türkçe'ye. Onlardan da izleyicilerimiz yine okuyabilirler. Yani şey geniş, mesela Moğol döneminde de yine bazı Avrupalı seyyahlarda da mitolojik anlatılar görüyoruz. Mesela 13. yüzyılda yaşamış Plano Carpinelli Ioannes mesela, ünlü İtalyan bir kişi. Giovanni gerçek adı aslında. Giovanni dal Pian Carpine gibi bir şeydi sanırım İtalyancası. Plano Carpini diye genellikle biliniyor Latince adıyla. O mesela işte 1240'larda Moğollara gidiyor elçi olarak. Papa'nın elçisi olarak aynı zamanda istihbarat toplamaya gidiyor. Yolculuğunda döndükten sonra da tabii Moğollara ve o bölgede yaşayan Türk boylarına ait çeşitli mitolojik anlatıları derlemiş. Ve çok ilginç, mesela bahsettiğim Tibetçe belgede de aynı anlatıları görüyoruz mesela, veya Oğuz Kağan efsanesinde de çok benzer yine anlatılar karşımıza çıkıyor. Bunlar hani farklı yüzyıllarda farklı bölgelerde derlenmiş ama biz İşte bu Avrasya bozkırlarında Türk ve Moğol halkları arasında ne kadar güçlü bir şekilde bunların anlatıldığını sözlü geleneğinde görebiliyoruz. Bu şekilde anlatabiliriz. Yani kaynaklarımız var. Onların için mesela bazı Süryani, Ermeni kaynaklarında Süryani Mihail de mesela var. Yine benzer mitolojik şeyler. Grubumuz çok geniş yani, onu söyleyebilirim. Çünkü Türkler çok farklı bölgelerde yaşamışlar tarih boyunca. Yani daha Çin içlerinden başlayıp Avrupa'nın ortasına kadar, Hindistan'a kadar, işte Orta Doğu'yu pek çok bölge sayabiliriz. Doğal olarak pek çok toplulukla komşuluk yapmışlar, çeşitli kültür alışverişinde bulunmuşlar, savaşmışlar ve o yüzden çok dağınık aslında İslam öncesi Türk döneminin mitolojik anlatıları. Bunları o yüzden çalışması biraz zor, onu söyleyebilirim. Kesinlikle. Ama çok da zevkli. Şimdi öyle Kesinlikle. anlattınız ki eminim bu birçok genç arkadaşımız lisans, belki yüksek lisans, hani henüz tezini yazmamış, fikir arayan, belki de bu kaynak grubunu işte derleyip toplayacak, bir dile hakim olabilen arkadaşlarımız için çok oldukça güzel şeyler söylüyorsunuz. Sağ olun. İçerisinde ne bulabilirler? O zaman biraz ondan bahsedelim. Hem meraklı izleyicilerimiz için hem diğer öğrenci arkadaşlarımız için. Bu ne anlatır bize mitolojiler? Türk anlatılarında ne gibi konular elde edebiliyoruz, anlayabiliyoruz? Neyi anlatıyorlar bize? Bir de biraz da bundan bahsetmek isterim. Siz ne dersiniz? Tabii, güzel olur. Şöyle söyleyebiliriz, bir kere Yunan mitolojisi gibi sistematik değil, onu söylemeliyiz. Çünkü zaten mitoloji denince genellikle Yunan mitolojisi akla geliyor veya şey, Mezopotamya, Sümer, Mısır gibi yerleşik uygarlıkların mitolojileri akla geliyor. Şimdi bunlar tabii çok daha önceden yazıya geçilmiş ve kısıtlı, yani daha dar coğrafi bölgelerde yaşamış toplumlar. Yani Yunan mitolojisi dediğimizin çok büyük bir çoğunluğu mesela Ege dünyasında geçiyor. Yani Türklerin tarihte yaşadıkları coğrafyayla oranladığımızda çok çok küçük bir alan. Dolayısıyla daha sistematik, yani daha spesifik konular var. Şimdi Türk mitolojisinin biraz problemi bu. Çok geniş bölgelere yayıldığı için bir sistematiği yok. Bir de yazıya da çok geç tarihlerde aktarılmış. Genellikle dediğim gibi komşulara aktarmışlar. Onlar da nasıl duydularsa, nasıl anladılarsa
yahut kendi dilleri nasıl anlatmaya izin veriyorsa o şekilde anlatmışlar. Yani Türk mitolojisinde aslında çok az bir kısmı Türkler tarafından kaleme geçirilmiş. En önemli problemimiz bu. Onun dışında yani neyden bahseder Türk mitolojisi dediğimizde çeşitli konular var. Bunlar zaten sıklıkla vurgulanıyor. Yaratılışla alakalı bir kere anlatılar var. Evrenin veya dünyanın yaratılışı. Fakat bunlar genellikle İslami dönemde veya daha yakın dönemlerde 19. yüzyılda falan biraz daha elimizdeki mevcut anlatılar daha zengin onu söyleyebiliriz. Mesela Hunlardan, Göktürklerden, Uygurlardan bahseden Çin kaynaklarında mesela yaratılışla alakalı efsanelere rastlamıyoruz. Dediğim gibi sadece Göktürklerde Orhun yazıtlarında bir iki cümleyle anlatılmış o kadar. Daha böyle bu Çin kaynaklarında veya Avrupa işte Roma, Bizans kaynaklarındaki veya İslami kaynaklarda karşımıza çıkan veya Tibet kaynaklarında işte anlatılarda daha spesifik konular var. Mesela işte halkların kökenleri. Örneğin işte Göktürklerin kökeni nereden gelir? Bu tip anlatılar yer alıyor. Veya bazı hem tarihi hem de efsanevi hükümdarlardan bahsediliyor. İşte bunlar fetihler yapıyorlar, doğaüstü güçlere sahipler. Hükümdar ve kahraman anlatıları çok fazla Türk anlatılarında, Türk mitolojisinde en çok karşımıza çıkanlar o. Mesela Dede Korkut hikayeleri de tamamen Oğuz beylerin ve kahramanların hikayelerinden oluşur. Veya işte Oğuz Kağan, Bögühan gibi efsanevi hükümdarlardan da yine veya yarı efsanevi diyebileceğimiz genellikle o hükümdarların faaliyetleri anlatılıyor. Bunların da tabii siyasi bir mesaj verme kaygısı da var. Yani bizim atalarımız doğaüstü güçlere sahipti, her yeri fethettiler. O yüzden bizim de yine her yeri fethetme hakkımız vardır gibi böyle siyasi mesaj veren anlatılar da mevcut tabii. Onların dışında işte halkların kökenlerinden bahsediliyor. Yani daha ziyade kahramanlar ve hükümdarlar veya işte evrenin yaratılışı veya halkların kökenleri. En çok karşımıza çıkan efsaneler bunlar. Göçlerle alakalı mesela sık sık var. Mesela Avrupa Hunlarının Avrupa'ya göç etmeleri anlatılır Roma kaynaklarında. Daha sonraki mesela Macar kaynaklarında da bunlar kopyalanmış, aktarılmış. Göçler mesela şey Uygurlara ait de bahsettiğim gibi bu tip şeyler. Yani kendi hayatlarında en çok karşımıza çıkan anlatılar var diyebiliriz. Çeşitli dediğim gibi kahramanların özellikleri var. Canavarlardan mesela bahsediliriz sık sık. Zaten yine sunumumuzda da onlara değineceğiz. Yani temalar bunlar. Ama dediğim gibi Yunan mitolojisi kadar çok sistematik değil. Çok ayrıntılı bilmiyoruz ne yazık ki. Yani daha ayrıntılı kayda geçse belki Yunan mitolojisi kadar çok böyle ince ayrıntılarını bildiğimiz bir anlatı olacaktı. Ne yazık ki yüzyıllar içerisinde büyük çoğunluğu unutulmuş. Yani bizim elimizde aslında kırıntı halinde bilgiler var diyebiliriz. Tabii yakın dönemde çok daha fazla anlatı kayda geçmiş ama İslam öncesi dönemlerde yani bundan 1000 yıl önce, 1500 yıl, 2000 yıl önceki Türklere ait anlatılar ne yazık ki aslında çok böyle bilgi kırıntıları halinde. Onu da söylemeliyiz. Kesinlikle. Ülkemizde daha çok fantastik unsurlar herhalde seviliyor, değil mi hocam? Ne diyorsunuz? Öğrenciler Evet. ben de bir katılmıştım sizinle ilgili bir sunuma. İstanbul'da oldukça da güzeldi. Herkesin aklında kalan daha çok aslında çok güzel bir sunum olmasına rağmen fantastik unsurları insanımızın gerçekten ilgisi var. Sanırım bu tabii ki son dönemlerde okuma alışkanlıklarından olabilir. Çok fazla televizyon ve sinema dünyası ya da dizilerle ilgisi olabilir mutlaka. Ben aslında sizinle de konuşmadık bunu yayın öncesinde ama şunu merak ediyorum. Benim hep böyle bir ilginç sorularım oluyor. Hocaları belki zorluyorum ama yayın dünyası ile aranız nasıl? Yani bu kitapları elbette o okuyucuya ulaşmasını biz çok isteriz. Siz de zaten yazan ve üreten bir insansınız. Yayın evleri ve üniversiteler nasıl bakıyor? Yani mesela sizin Türk mitolojiler çok birçok üniversitede olmayan bir şey. Yani siz bu anlamda da çok özelsiniz. Yani Sağ olun. İki taraflı baktığınızda düşüncelerinizi alabilir miyim? Biraz belki özel bir soru ama yani hem yayın dünyası hem de üniversiteler bazında bakış açısı nasıl çalışmalarınıza? Bunu çok önemsiyorum ben çünkü yani. Evet, şimdi benim tabii çalışmalarımın büyük çoğunluğu makaleler şeklinde oldu. Bilimsel, işte hakemli, uluslararası çoğunlukla, ya bazen ulusal dergilerde. Bugüne kadar daha ağırlıklı makale bazı çalıştım. Bu benim zaten Türk mitolojisiyle alakalı çalışmalarımda çoğu makale olarak basıldı. İnternetten de dediğim gibi erişime açık bunlar. İşte Belleten dergisinde var, başka bir iki yurt dışı dergide var. Onların dışında işte bildiri mesela sundum bir iki tane bu konularla alakalı. Onlar da basıldılar. Mesela Kültür Bakanlığı'nın
desteğinde olmuş. Onlar da erişime açık tabii. Kitap olarak yok. Yani benim mitolojiyle alakalı bir kitap çalışmam henüz yok. Zaten fazla kitabım da yok. Yani bir tane basıldı. O biraz Çin'deki askeri düşünceyle alakalı. Bu Sun Tzu'nun savaş sanatı ile ilgiliydi. Bahsediyorum. Bu arada Evet. hoş geldin. Aynen, çevirilerini inceledim, bir kitabım var. Onun dışında mesela şu anda baskıda bekleyen veya hala değerlendirmede olan iki tane kitabım var. Birisi Osmanlıca transkripsiyon, aslında benim kitabım değil o, dememek lazım. Yani başka birisinin bir çalışması, ben Latin harflerini aktardım. Bir de onun dışında ayrı bir telif, bir kitap ele aldım bazı Türk toplulukları hakkında, ama hala basılmayı bekliyor. Tabii bu pandemi süreci de biraz biliyorsunuz yayın dünyasında vurdu. Yani bir de şöyle bir sıkıntı ben yaşıyorum. Biraz fazla akademik yazıyorum. Yani böyle toplumun çok okuyacağı tarzda şeyler aslında fazla yazmıyorum. Yani önce ben akademik, yani spesifik konuları çözüp belki ondan sonra yapabilirim diye düşünüyorum. Şimdi benim çalışmalarım da tabii daha önce bazı girişimlerim olmuştu. Bazı çalışmaları mesela derleyip toplayıp kitaplaştırmak konusunda. Yayın evleri biraz mesafeli yaklaşıyorlar. Yani hocam bu çok spesifik olmuş. Yani genel okuyucu anlamaz gibisinden. Çünkü bir altyapı gerektiriyor onları okuyup anlayabilmek için. Yani ben sıradan halkın anlayacağı şekilde ne yazık ki bugüne kadar pek fazla yazmadım bir şey. Yani yazdım bir iki bir şeyler var. Onlar şey basılı kitap bölümlerinde falan, ama yani böyle lise mezunu birisini mesela alıp aldığında çok rahatlıkla okuyup anlayabileceği bir metnin ne yazık ki pek fazla yok. O yüzden ben biraz daha aslında yurt dışı odaklı çalışmayı da düşünüyorum. Yani bazı kitap projelerim var kafamda. Yani onları şimdi Türkiye'de yayın atmak zor oluyor. Çünkü yayın evlerinin doğal olarak satış yapma şeyi var. Hani derdi var. Yani bununla geçiniyorlar. Ve yani akademik çalışmalar çok da fazla satılmıyor. Yani ya çok cafcaflı bir başlığa sahip olması lazım, ya kapağının çok güzel olması gerekiyor, ya çok tartışmalı bir konuda olacak. Ama atıyorum işte milattan sonra 5. yüzyılda Çin'in kuzeyinde yaşamış göçebe Türk boyları ile ilgili bir kitabı, bilmiyorum, çok da fazla alanı olmaz doğal olarak. Yani onu, reklamının çok iyi yapılması lazım. Ben de çok sevmiyorum açıkçası. Yani öyle bazı meslektaşlarım Selvin kitaplarından şeyler paylaşıyorlar falan yani. Bilmiyorum. Ben biraz kendi reklamımda çok yani yapma taraftarı değilim. Şimdi yurt dışındaki yayın evlerinin olayı farklı. Yani akademik yayın evleri. Tabii Türkiye'deki mantıkla çalışan da çok var orada. Yani kitaplarımız satılsın etsin satış bağlamında. Fakat Türkiye'de olmayan bir şey var orada, akademik yayıncılık. Türkiye'nin en büyük eksiği o, onu söylemeliyim. Üniversitelerin çoğunun yayın evi yok. Yani biz çok sıkıntılar yaşıyoruz. Yani kitap bastırmak istiyoruz, akademik bir çalışma bastıramıyoruz ama. Yani çünkü üniversiteler çoğunlukla basmıyorlar. Pandemi de zaten, bir de bu ekonominin de gidişatının pek iyi olmaması mevcut olan bazılarında mesela kapanmasına sebep oldu. Hacettepe'de falan biliyorum, yahut işte dergicilik mesela artık basmıyorlar. Sadece elektronik formata geçtiler akademik dergilerde. Şimdi yurt dışında akademik yayın evleri var. Mesela işte Brill Hollanda'da veya işte Almanya'da Harasowitz gibi yayın evleri. Bunlar doğrudan akademik kitleye hitap eden kitapları basıyorlar. Hiç böyle mırın kırın etmiyorlar. Hocam satmaz etmez bilmem ne diye. Dünyadaki özellikle batıda, yani bu gelişmiş ülkelerdeki ya Uzak Doğu ülkelerindeki üniversite kütüphaneleriyle bunların anlaşmaları oluyor. Mesela işte bu yayın evinden çıkan kitapları o kütüphaneler otomatik olarak satın alıyorlar. O yüzden de mesela işte 80 dolar, 100 dolar ya da 100 euro gibi meblağlara bu kitaplar satılıyor. Yani oldukça pahalı tabii. Yani özellikle bizim için Sormayın. alması zor. Bu konuda çok üzülürüm. Yani hangi böyle abi bu herhalde onların peşinde dolaşıyoruz böyle nasıl acaba indirimli alabiliriz veyahut da Evet. alabiliriz. Haklısınız. Evet. Kendinizi üniversiteye geldiniz. Kendinizi şanslı görüyor musunuz bu dersi verebilmek için? Çünkü dediğim gibi birçok üniversitede böyle bir hatta çok hani flash üniversitelerde de böyle bir dersin olmadığını biliyoruz. Mesela ben lisanstayken böyle bir ders almadım. Çok isterdim mesela. Yani onu söylemek için ne düşünüyorsunuz bu konuda da? Yani hani siz memnun musunuz açtınız bunu? Yani öğrenciler belki de şu anda bizleri daha küçük yaşta, genç yaşta olan arkadaşlarımız izleyecekler. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde İhsan Erkoç'un böyle bir dersi var. Yani ne diyorsunuz? Bu açıdan ne diyorsunuz? Akademide bu dersi verebiliyor olmak, bu alanda insan yetiştirebilmek en azından
bu dersi verebilmek. Yani ilgisi olmayabilir. Lakin bu dersi alarak birçok konuya hakim olabilecek arkadaşlarımız var. Yorumunuzu almak isterim. Yani hatta kendinizi de övebilirsiniz. Çünkü çok değerli bir şey yapıyorsunuz bana göre. Sağ olun. Yorumunuzu dinleyeyim sizi. Çok önemsiyorum ben bunu çünkü. Evet, yani ben lisans düzeyinde bir kere verdim Türk mitolojisi dersini. Yüksek lisansta da bir kere verdim şimdi. Pardon, tamam. Buyurun, buyurun. Ben acaba yüksek lisans beraber mi şu anda hani sürekli veriyorsunuz? Onu da öğrenmiş oldum. Evet, yok, ayrı ayrı veriyoruz çünkü birimleri de farklı. Biri fakülte, birisi enstitü dersi. Yüksek lisans dersinde tabii daha az öğrenci oluyor. Yani 2-3 kişi ya 7-8 en fazla. Lisans dersleri daha kalabalık. Bir de benim çalıştığım yerde ikinci öğretim de var lisans düzeyinde. Yani aynı dersi aslında iki kere anlatıyoruz. Şimdi mesela önümüzdeki dönem yüksek lisans düzeyinde vereceğim. Eski Türklerde Dil ve Mitoloji diye bir dersim var. Bir iki öğrenci arkadaş alacak. Güzel oluyor. Yani ben çok memnunum bir kere o dersi vermekten. Anlatmaktan da zevk alıyordum. Öğrenciler de ilgi göstermişlerdi. Tabii ki ilgisiz öğrenciler arada oluyor ama yani bir şevkle çalışanlar falan da oluyor. Ben tabii Bahattin Öger'i okutuyorum o dersi. Kendi çalışmalarımı okutuyorum. Yani biraz daha okuma ağırlıklı aslında. Kendim de anlatıyorum. Tabii özet, yani ben mesela Türk mitolojisine ait bütün anlatıları olduğu gibi vermiyorum o dersi. Çünkü yetmez. Yani en az 3-4 dönem aslında gerekiyor onları anlatmak için. Ben biraz daha özet anlatıyorum. İşte temalarını vurguluyorum. Kim nereden, işte mesela o anlatıyı biz nereden biliyoruz gibi daha teknik bilgileri veriyorum. Yani bir tarihçinin aslında öğrenmesi gereken bilgileri veriyorum ve karşılaştırmalar yapıyorum. Biraz onları da okumaya yönlendiriyorum. Yani tabii ki de hepsi okumuyor ama en azından aralarından okuyanlar, ilgililer var. Yani ben memnundum o dersi verirken. Yüksek lisansla da zaten iyi oluyor. Öğrenciler tabii doğal olarak daha çalışkan oluyorlar bildiğiniz üzere. Daha kendi istekleriyle çünkü yaptıkları bir şey olduğu için oldukça olumlu geri dönüşlerde ben almıştım. Özellikle yüksek lisans dersini. Ben 2 yıl önce vermiştim. Dediğim gibi şimdi yine vereceğim bakalım. Yani ben bunu özellikle sordum sevgili seyirciler. Yani sonuçta semavi dinler çok daha yeni en azından Türk tarihine baktığımızda hani binlerce yıllık bir medeniyetten bahsediyoruz değil mi hocam? Yani ben o yüzden sordum. Semavi dinler yani ne kadardır? Maksimum 3000 yıllıktır herhalde. En eski semavi din değil mi hocam? Yani hani baktığımızda 2000-3000 yıllık. Evet. Ama Türkler çok daha eski bir medeniyet. O yüzden bu soruları soruyorum ve önemsiyorum. Hocam bize ne göstereceksiniz? Böyle heyecanlıyız. Burada bir tek şey diyebilirim. Benim bu efsane, mit, destan gibi konuların farklılığını, benzerliğini vurguladım. Bir yazım çıktı geçtiğimiz yaz. Milli Mecmua Dergisi'nin bu Türk destanları dosya konusuna sahip 16. sayısı. Satışta var. İsteyenler de okuyabilir. Bunun tam metnini tabii ki internete yükleyemedim telif hakları sebebiyle. Ama zaten pek çok yerde satılıyor. İnternetten de satışı var. Oradan okunabilir. Evet. Bu zaten şeyden de bahsettik. Efsane, mit ve destan konularından yaratılış, köken, atalar, hükümdarlar ve kahramanlar. Genellikle bunlar karşımıza çıkıyor. Burada biraz değinebiliriz. Bu özellikle hükümdarlar ve kahramanlar dediğim gibi en çok vurgulananlar bunlar Türk anlatılarında. Bunların çeşitli özelliklerinin olduğunu görüyoruz. Bu konuyla alakalı işte ben Kültür Bakanlığı'nın desteğinde bir kongrede de sunumu yaptım. Dediğim gibi akademiye sayfamdan da indirebilirsiniz. Efsane bir Türk hükümdarı Yamakan adında bir başlığa sahip. Şimdi ben bu anlatıları incelediğimde zaten dikkatimi çekmişti. Çok böyle pek çok şeyinde mesela Hun dönemi olsun, Göktürk dönemi veya Oğuz dönemi, Moğol dönemi vesaire gibi hani birbirlerinden çok böyle zaman olarak farkları sahip olan anlatılarda hep benzer özelliklere sahip hükümdarlar ve kahramanlardan bahsediliyor. Yani bunların bu özelliklerin çoğunu pek çoğunda da görebilmekteyiz. Mesela bu kahramanlar genellikle olağanüstü bir şekilde doğuyorlar. Mesela bazen anne karnındaki geçirdikleri süre çok kısa olur ve hamilelikleri mesela çok kısa sürebiliyor 3 ay 6 ay gibi. Doğar doğmaz mesela hızlı büyüyüp uzun bir şekilde yaşayabiliyorlar veya doğumları sırasında olağanüstü olaylar yaşanabiliyor. Çeşitli böyle gök alametleri oluyor veya böyle doğaüstü bazı olaylar yaşanıyor. Bunlardan bahsediliyor. Bu yine kahramanlar, hükümdarlar hızlı büyüyorlar. Mesela işte Oğuzhan biliyorsunuz en ünlü şeydir. Annesinden 2-3 kere süt emiyor. Ardından hemen et ve şarap istiyor.
Veya İslami anlatıda da yine yani şaraptan pek bahsedilmiyor ama o da hemen mesela konuşmaya başlıyor. Yine İslam öncesi versiyonda da var. Hemen dile geliyor mesela. Bu karakterler bazen uzun yaşayabiliyorlar. Birkaç yüzyılı bulabiliyor mesela ömürleri veya en az 100 yıl bahsedilebiliyor. Mesela Oğuz Han bu Reşidüddin'deki versiyona göre amcası Karahan'la 70 yıl boyunca savaşıyor. Yani sırf 70 yıl amcasıyla savaşmakla geçmiş mesela. Bu kahramanlar yine doğaüstü güçlere sahip olabiliyorlar. İşte doğa olaylarına hükmedebiliyorlar. Yağmur, kar, fırtına gibi yağdırabiliyorlar. İşte bazen kendi güçleriyle bazen bir şey ya da taşı denilen bir efsanevi taş var onu kullanarak. Onun dışında mesela çok güçlü olabiliyorlar, çok akıllı falan da olabiliyorlar. Bu doğaüstü kadınlarla birlikte olduklarını biliyoruz. Mesela Oğuz Kağan'ın iki tane birlikte olduğu kadın var. Birisi gökten bir ışıkla geliyor. Öbürü de işte bir ağaç kabuğundan yaslanmış bir şekilde buluyor. Veya Bögü Han mesela Uygurların Bögü Kağan veyahut. Onu da mesela çadır deliğinden bir gün bir ışıkla giren bir kadınla 7 yıl boyunca görüşüyorlar bir dağa çıkıp. Veya Göktürklerin mesela efsanevi bir ataları var Yamakan adında. Bir göl tanrıçasıyla veya bir göl tanrısının kızıyla orada çünkü Çince metninin çevresinde bir sıkıntı var. Uzun bir süre boyunca birliktelik yaşıyor. Bu tip şeyler var. Bunlar da tabii hani bizim atalarımız olan hükümdarlar aslında insanüstü varlıklardı. Şeyi anlatılmış, mesajı verilmek istenmiş. Savaşçılık, fetihçilik ve bilgelik de yine bu özellikle hükümdarların ve kahramanların özellikle mesela çok dil bilebiliyorlar. Bögü Han işte her yazıyı ve dile okuyup yazabiliyormuş. Büyük seferler yapıyorlar. Dünyanın pek çok bölgesini fethediyorlar. Mesela Oğuz Kağan olsun, Bögü Han olsun. Ondan hep bahsediliyor vesaire. İşte Göktürklerdeki Yama Kağan'ın da seferler düzenlediği anlatılıyor. Bunların tabii bilge oldukları anlatılıyor aynı zamanda. Mesela Dede Korkut hikayelerindeki o ana karakter zaten arka planda hep karşımıza çıkan Dede Korkut'tur. Oğuzların bilgesidir. Onun bilge bir kişi olduğundan anlatılıyor. Mesela işte karşılaştıkları sorunları zeka ile çözebiliyorlar. Bazen fiziksel güce başvurmadan da zekalı yoluyla da çözebiliyorlar. Bu tip özellikler var ve dediğim gibi bunlar sık sık karşımıza çıkıyor anlatılarda. Hayvanlar tabii karşımıza oldukça fazla bir şekilde çıkabiliyor. Çünkü Türkler zaten doğada ağırlıklı olarak göçebe yaşayan insanlar, konar göçer veya diyebiliriz. Ve hayvanlar hayatlarında çok önemli bir role sahip. Bazı hayvanların çok sık vurgulandığını görüyoruz. Kurt en önemli hayvan bir kere, onu söylemeliyiz. Sık sık karşımıza çıkıyor. Ta Hunlardan itibaren görüyoruz. Moğol dönemine kadar hatta sonrasında da var. Geyik yine aynı şekilde. Bizde bazı bu Türk mitolojisi çalışmış eski hocalar böyle Türklerdeki geyik anlatımlarını biraz küçümserler böyle Türk kültürüne ait bir unsur değildir diye. Ben katılmıyorum o görüşe. Geyiğin de Türk mitolojisinde kurttan sonra gelen en önemli hayvan olduğunu düşünüyorum. Hatta bu kurt ve geyik de aslında Türklerin farklı bölgelerde sürdükleri yaşam tarzlarının bir sembolü de olabilir. Kurt daha ziyade bozkırı, göçebeli temsil ediyordur. Geyik mesela daha orman bölgenin Sibirya taraflarında ki toplulukları temsil ediyor olabilir diye de düşünüyorum. Onun dışında kartal ve benzeri yırtıcı avcı kuşlar yine karşımıza çıkıyor. Bunlar sembol olarak da bazen. Ve tabii ki at. Bazen kahramanların atları mesela Manas Destanı'nda özellikle sıklıkla vurgulanır. Tabii atla çok iç içe yaşadıkları için Türkler bütün hayatları at sırtında geçiyor. O yüzden anlatılarda da görüyoruz. Yani bir kurt ve geyik kadar olmasa da yine önemli hayvanlardan bir tanesi. Bu hayvanların çeşitli işlevleri var. Bazıları Türklerin ataları olarak geçiyor. Mesela işte Göktürklerde veya bu Çinlerin gavçı dedikleri boylar var, yüksek arabalılar. Orada mesela ataları olabiliyor veya bu hayvanlar yol gösterebiliyorlar, yardım edebiliyorlar. Göç etmelerini sağlıyorlar Türkler. Mesela göç ederken yol gösterebiliyorlar kurtlar, geyikler gibi hayvanlar. Veya tavşan mesela bazen karşımıza çıkıyor. Bu Satuk Buğra'nın Müslüman olmasıyla alakalı menkıbede anlatılır mesela. Tavşan peşinden koşar ve sonradan işte Hızır'la karşılaşır. İslam'ı benimseyeceği ona müjdelenir gibi anlatılar var. Bunların işte aynı zamanda mesela Peter Golden, Amerikalı tarihçi, bunların aslında koruyucu ruhlar olduğunu bu hayvanların düşünüyor. Yani öyle bir özelliğe sahip olabilirler şeklinde düşünüyor.
Canavarlar tabii sık sık yine karşımıza çıkıyor ilginç bir şekilde. Devler var mesela. Bu Oğuz Kağan'da da görüyoruz. Tepegöz mesela. Gerçi zaten Tepegöz'ü de ayrıca dedim ama yani dev anlatısıyla da bağlantılı. Böyle bazen devlerden oluşan boylardan bahsediliyor. Türklerin kuzeyinde yaşayan, onlarla savaşan. Kurt veya köpek başlı insanlar yine böyle özellikle kuzeyde karanlık bölgelerde yaşayan insanlar var. Böyle buna bazen tekil olabiliyor. Devler de bu kurt veya köpek başlı insanlar da bazen tek tek olabiliyorlar, değiniliyor anlatılarda. Bazen bunlar topluluk olarak da karşımıza çıkabiliyorlar. Ejderhalar var. Bu mesela en son bulunan Dede Korkut nüshasında Salur Kazan adında bir Oğuz Bey'in bir ejderhayı öldürmesi anlatılıyor. İlginç bir şekilde. Başka bu ejderha ile alakalı epey bir anlatı var. Hatta emellesinin de sanat tarihçisiydi kendisi. Doktora tezi de Türk sanatında ejder evren motifidir. İlginç bir çalışma o da. Grifon dediğimiz bir hayvan karşımıza çıkıyor. Bu tabii Türkçesini bilmiyoruz. Grifon Yunanca bir isim. Mitolojik bir yaratık bu da. İşte böyle yarı kartal, yani kartal başlı, aslan vücutlu, böyle kanatlara sahip bir yaratık olarak görülüyor. Bu hem bazı Bizans, Roma, Bizans kaynaklarında var Türk topluluklarına ait, bir de sanat eserlerinde çok karşımıza çıkıyor. Özellikle bu metal işleme veya işte keçeden yapılma eserlerde hem İskit Saka döneminden kalma olsun sonraki dönemlerde de karşımıza çıkan bir hayvan. Tepegöz de yine bu muhtemelen Yunan mitolojisinden alınma bir motif olabilir. Bu Dede Korkut hikayelerinde geçiyor. Belki de Yunanlar bozkırlı boylardan aldılar, onu da bilemiyoruz. Fakat böyle bir şey var. Yani böyle çok güçlü ve insanlara musallat olan bir yaratık. Onun dışında da çeşitli canavarlara değiniliyor. Mesela bu Oğuz Kağan efsanesinin İslam öncesi versiyonunda Kıyan Kat diye bir yaratık var. İşte Türklere musallat olmuş. Oğuz Kağan gençliğinde gidip onu öldürüyor mesela ve ondan sonra da zaten halkın gözünde değer kazanıyor. Ardından da zaten hükümdar oluyor. Bu canavar öldürme motifi dediğim gibi mesela Salur Kazan'da da görüyoruz. Aslında dünyadaki pek çok mitolojide var. Mesela Germenler'de Siegfried destanında da biliyorsunuz bir canavar öldürülüyor. Hatta bu işte Hobbit, Yüzüklerin Efendisi gibi şeylerde özellikle Hobbit'te mesela Tolkien'in anlattığı şey tamamen Germen mitolojisinden alınma. Bu hazine koruyan ve insanlara musallat olan ardından da öldürülen ejderha anlatısı çok sık karşımıza çıkıyor. Veya Hristiyanlıkta da mesela Aziz George yahut Yorgo diyebiliriz. Georgius daha doğrusu. O da mesela bir ejderhayı öldürmesi anlatılıyor. Aslında Türk mitolojisinde de çok benzer şeyler var. Yani zaten aslında Türk toplulukları da dediğim gibi komşularıyla çok içi dışlı olmuşlar. Mitolojiye de yansımış. Yani Türkler böyle izole yaşayan, soyutlanmış diğer toplumlardan uzak insanlar değil. Türk mitolojisinde yabancı etkiler var. Türkler de aynı zamanda yabancı halkların mitolojilerini de etkilemişler. Onu da burada vurgulamamız gerekiyor. Çalışmalarında da zaten bu hususu özellikle vurgulamaktayım. Kesinlikle. Ardından da işte çeşitli dönem dönem efsanelerden bahsediyorum. Yani kronolojik olarak baktığımızda mesela işte Hun döneminde çeşitli efsaneler var Çin kaynaklarında kayıtlı. Mesela Çinlerin bu çok eski bir krallarının milattan önce 1000 yılı dolaylarında Hunların atalarına sefer düzenleyip 4 tane akkurt ve 4 akgeyik ele geçirip getirdiğini görüyoruz. Bu mesela Türklerde kurt ve geyiğe ait bilinen en eski anlatı benim tespit edebildiğim kadarıyla. Onun dışında mesela bizim Mete Han olarak bildiğimiz Modu Chanyu, Hun İmparatorluğu'nun kurucusu. Ondan önce de Hunlar tabii bir devlet şeklindeler fakat daha küçük bir topluluk. Esas böyle büyük bir imparatorluğa geçiren kişi işte Modu olarak geçiyor Çin kaynaklarında. Onun gençliği de yine aynı kaynaklarda anlatılıyor. Fakat yine Bahattin Ögen'in de vurguladığı üzere mitolojik bir şekilde anlatılmış. Efsanevi bir şekilde daha doğrusu o üsluptan anlaşılıyor. İşte bu askerlerini eğitmesi, sonra babasını öldürmesi, komşularıyla yaşadığı sorunlar falan efsanevi bir şekilde anlatılıyor. Yine bu Hun döneminde mesela Wu'sun adında Hunların komşuları bir topluluk var. Hunlarla savaşan. Onların bir hükümdarları savaşta öldürülüyor. Oğlunu mesela bir kurt ve kuzgun gelip besliyor. Sonradan da Hun hükümdarı onu evlat ediniyor falan. Bu çocuk besleyen hayvan anlatısı da çok sık var. Mesela biz Roma mitolojisinden de biliyoruz bunu. Romulus Remus'ta da biliyorsunuz dişi bir kurt geliyor. Aslında aynı hikaye. Yani bu Roma'da o şekilde yansımış. Orta Asya'da da Türkistan'da da bu şekilde. Zaten Göktürkler'de de benzerini görmekteyiz bunun.
Yine Avrupa Hunlarının göçleriyle alakalı, işte bir geyiğin bunlara Hunların atalarına yol gösterdiği ve Avrupa'ya o şekilde ulaştıkları anlatılıyor. Yine geyik önemli bir şeylerden birisi. Bu Macar döneminde mesela bir kaynakta da resmedilmiş. Harika bir görsel. Evet, Kronikon Piktum adında bir eser, 1360'tan kalma, orada da anlatılıyor. Atilla'nın falan da tasvirleri var bu eserde. Bu yine Çin kaynaklarının, dediğim gibi, Gaoçi olarak, yani Yüksek Arabalılar olarak adlandırdıkları Türk boyları var. Şimdi daha 9 Oğuzların, Uygurların falan ataları diyebiliriz. Kağanlılarda genellikle yaşayan boylar. Bunların da mesela atalarının bir Hun hükümdarının kızıyla erkek bir kurttan olduğu anlatılıyor Çin kaynaklarında. Burada da şeyi görüyoruz. Mesela kurt ilk kez bir ata olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü öncesinde daha ziyade böyle işte besleyen, yardım eden bir karakterdi. Burada aynı zamanda bir ata olarak, bir Türk topluluğunun atasının yarı insan, yarı kurt olduğu anlatılıyor ilginç bir şekilde. Tabii artık biraz hızlı geçiyorum, mazur görürseniz. Estağfurullah. Göktürk döneminden kalma çok sayıda efsanemiz var. Benim de zaten çalışmalar var, az sonra da değineceğim. Yani ben bir 9-10 tane falan yaklaşık tespit edebildim. Kurttan türeyiş zaten biliyorsunuz. Ataları kılıçtan geçiliyor, sonra bir çocuk hayatta kalıyor. Dişi bir kurt onu besliyor ve ondan sonra da bunların birlikteliğinden Göktürkler türüyorlar. Burada hem besleyen ve çocuğu hayatta tutan, hem de topluluğun atası olan bir kurt motifiyle karşılaşıyoruz. Yani o belki Akdeniz dünyasından gelen anlatıyla bozkırlardaki anlatının bütünleştiğini görebilmekteyiz. Güney Sibirya taraflarında geçen yine Göktürklerin bir türeyiş efsanesi var. Burada da işte doğaüstü güçlere sahip hükümdarlar anlatılıyor. Ateşin bulunuşu falan gibi. Bu Prometheus'u biraz andıran bir efsane var. Yamakan adında bir, yine zaten değindim, efsanevi atalarından da yine bahsediliyor. Anluşan adında bir general var. Bu Çin'de yaşamış. Türk asıllı. Yarı Soğut, yarı Türk asıllı. Sonradan isyan ediyor falan. O isyanı Uygur yardımıyla bastırılıyor 8. yüzyılın ortalarında. Onun doğumuyla alakalı da mesela ilginç anlatılar var. Efsanevi, bu Çin kaynaklarına yansımış. Onların dışında da çeşitli efsanelere rastlıyoruz. Dediğim gibi benim iki tane makalem, bir tane de bildirmeklim var. Künyelerini burada veriyorum. Zaten bunlara erişebilir izleyicilerimiz akademiye sayfamdan. Burada hem metin incelemeleri yaptım, hem de motifleri inceledim. Yani bunlarda neler anlatılıyor, Türk ve dünya mitolojisiyle benzerlikleri nelerdir gibi bir çalışma yaptım. Uygurlara ait zaten Türeyiş, bu Bögü Han adında bir hükümdardan bahsediliyor. Onun işte doğaüstü bir şekilde doğduğu, çok böyle özelliklere sahip olduğu ve dünyayı fethettiği anlatılmış. Ve onun ölümünden sonra da Uygurların Moğolistan coğrafyasından kalkıp Ötüken bölgesinden bugün yaşadıkları Doğu Türkistan'a göç ettikleri de anlatılıyor. İşte onlara böyle hayvanlar ve çocuklar, bebekler göç göç diye bağırarak yol gösteriyorlar. Bunların şimdi kutlu kayaları var. Onu Çinlilere veriyorlar. Sonradan ülkelerinin şeyi işte kutu kayboluyor. Çoraklık, işte kuraklık, çoraklık başlıyor. Onun üzerine göç etmeye karar veriyorlar. Hayvanlar da onlara göç göç diyor. Artık hayvanların sustuğu yerde yerleşip işte bugünkü yaşadıkları topraklarda şehirler kuruyorlar şeklinde anlatılıyor. Cüveyni de geçiyor bunlar tarihi Cihangüşa'da. Bu Bögü Kağan aslında tarihte yaşamış bir kişi. Aynı Modu Çanyu gibi. Fakat sonraki nesillerde efsanevi şeyler anlatılmış. Bu Uygurlara aslında Maniheizm'e geçiren hükümdar. 763 yılı dolaylarında gerçekten tarihten bildiğimiz bir karakter. Sonraki yüzyıllarda olağanüstü güçler atfedilmiş. Mitolojik bir efsanevi karakter haline almış. Onu da söylemeliyiz. Yani mesela şimdi Oğuz Kağan tamamen mitolojik bir efsane bir karakter. Fakat Bögü Kağan aslında tarihi bir kişi. Onu biliyoruz. Ama şey var işte, dediğim gibi Türklerde hep böyle bir ata hükümdar anlatısı var. Dönem dönem bu isim değişmiş. Bazı dönemler Bögü Kağan demişler, bazı dönem Oğuz Kağan demişler. Yahut işte tarihte yaşamış kişilere bu mitolojik anlatıları da biraz yakıştırmışlar diyebiliriz. Karahanlı döneminden kalma çeşitli efsaneler var. Alper Tonga ve Şu'dan zaten bahsetmiştim. İşte bu Zülkarneyn geldiğinde, yani Büyük İskender Türkistan'ı istila ettiğinde onunla savaşan ve istilasını durduran bir kişi olarak anlatılıyor Şu. Alper Tonga da yine İran mitolojisinden bildiğimiz Efrasyap karakterine Türklerin verdiği bir isim. İranlılarla savaşan ve sonradan öldürülen, onun üzerine de bir ağıt metni Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan, kayda geçirilen bir efsanevi hükümdar. Satuk Buğra Han da yine Karahanlıları biliyorsunuz, Müslüman
yapan kişi. Onun da İslamiyet'e geçişi biraz önce de zaten bahsettiğim gibi efsanevi bir şekilde bir menkıbe olarak anlatılıyor. Oğuzlara ait çok zengin şeylerimiz var. Efsaneler ve mitolojik anlatılarımız var. İşte Oğuz Kağan veya Oğuz Han'dan zaten bahsettim. Dede Korkut hikayeleri de aynı şekilde. Bunlar zaten piyasada çok rahat bulunabilir. Yani izleyicilerimiz de alıp rahatlıkla okuyabilirler. Akademik çalışmalar da var. Böyle topluma yönelik çalışmalar da. Hatta çocuklar için de özellikle bu Oğuz efsaneleriyle ilgili çok sayıda kitap mevcut. İzleyicilerimiz rahatlıkla bulabilirler. Yani burada benim uzun uzun anlatmama gerek yok. Köroğlu efsanesi de yine Oğuzlara ait önemli şeylerden biri. Biz Anadolu'da biliyoruz fakat Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan gibi yerlerde de Köroğlu'na ait çeşitli anlatılar var. O zaman orada da ben bir devreye gireyim naçizane. O zaman benim de bir çalışmamı akademiyadan baksınlar. Köroğlu ile ilgili. Evet. O da aklıma geldi. Araya ben de Tabii. Buyurun. Kesinlikle tavsiye ederim. Sizin kitabı da aynı şekilde tavsiye ediyorum. Moğol döneminden kalma bazı efsaneler var. Bunlar tabii hani Moğollar Türk değil, onu bu arada söyleyeyim. Fakat Türk mitolojisinden çok yoğun bir şekilde etkilenmişler. O yüzden ben de Türk mitolojisinin bir parçası olarak alıyorum. Onların da mesela işte Moğolların Gizli Tarihi adında bir eser var. Hanedan için yazılmış. Orada Moğolların atalarının, Cengiz Han atalarının kurttan ve geyikten geldiği anlatılıyor. Burada yine kurt ve geyik birlikteliğini görüyoruz. Burada ata olarak karşımıza çıkıyorlar. Alan Gua adında birine kadının bir köpekten gebe kalması anlatılıyor. Cengiz Han'ın atalarından bu yine. Yani Cengiz Han'ın böyle tanrısal bir kökenli olduğu yine anlatılmış bu kaynakta. İşte çadır deliğinden bir ışık hüzmesi giriyor. Alan Gua'yı gebe bırakıyor ve bir köpek biçimine girip çadırdan çıkıp gidiyor. Sonra onun soyundan Cengiz Han geliyor şeklinde anlatılıyor. Ve Ergenekon destanı dediğimiz Ergenekun daha doğrusu bunun eski Moğolcası. Bu da bir Moğol efsanesi olarak kayda geçirilmiş biliyorsunuz işte hikayeyi. Fakat aslında Türklerden alınma tamamen. Yani bir Moğol efsanesi olarak anlatılmasına rağmen aslında Türk destanı. Zaten sonradan da mesela 17. yüzyılda yaşamış Ebu Gazi Bahadır Han var, Hive hükümdarı. Bu hem Oğuz Kağan'ı hem de Ergenekon'a ait efsaneleri de tekrardan derlemiş birisi Reşidüddin'den faydalanarak. Çok kısaca değinecek olursak zaten artık toparlayacağız. Ergenekon yine Moğolların veya Türklerin tamamen yok olduktan sonra bir atalarından sağ kalanların bir vadiye girip dağlık bir bölgede yaşamalarını anlatıyor. Burada işte uzun nesiller boyunca yaşıyorlar ve ardından o bölgeden çıkıp dünyayı fethetmeye başlıyorlar. Bu Ergenekon denilen veya Ergenekun denilen bir yer. Fakat çıkarken yolu bulamıyorlar. İşte demir bir dağ eritiyorlar. Bir bozkurt onlara yol gösteriyor falan. Bunlar aslında Göktürklerdeki bir kurttan türeşen şey. Çünkü Göktürklerdeki anlatıya baktığımızda da bu işte dişi kurt oğlan çocuğundan hamile kaldıktan sonra işte düşmanlar geldiğinde Altay Dağları'na kaçıyor. Orada bir mağaraya giriyor. Mağaradan da böyle dış dünyaya kapalı açık bir vadiye ulaşıyor. Yani açık havaya sahip bir vadiye ulaşıyor. Ama sadece tek bir giriş çıkışı var. Orada şu 10 tane çocuk doğuruyor. Bundan sonra dışarıdan kızlar alıp tekrar mağara aracılığıyla o bölgede yaşıyorlar. Çoğalıyorlar ve birkaç nesil sonra çıkıyorlar. Hikayenin orijinali bu. Moğol döneminde biraz daha ayrıntılar eklenmiş veya Çin kaynakları Göktürk döneminde daha özet anlatmışlar. Moğollar da sonradan Türklerden almış Ergenekon şekliyle. Mesela Oğuz Kağan efsanesinde de İslam öncesi versiyonda var. Böyle bir şey yapıyorlar, adı nedir? Bir bozkurt yine yol gösteriyor Oğuz Kağan'a seferleri sırasında. Veya Süryani Mihail çok ilginçtir mesela 12. yüzyılda olaylarında yaşamış. Oğuzların mesela Türkistan'dan Anadolu'ya göç ederken Türkmenlerin, Oğuzların Selçuklu döneminde onlara da böyle bir köpeğe benzeyen bir hayvanın yol gösterdiğini söylüyor. Hatta iki büyük göçleri vardır diyor. Birisini Göktürk dönemine tarihlendiriyor. Bu Göktürk-Sasani savaşlarını anlatıyor orada. İlk böyle Türklerin ataları bir dağlık yerde mağarada yaşarlardı. Fakat bir köpeğe benzeyen hayvan onlara yol gösterdi. Biraz batıya geldiler. Sonra o hayvan ortadan kayboldu. Aradan işte bilmem kaç yüzyıl geçtikten sonra artık 11. yüzyılı anlatıyor. Erken Selçuklu dönemini. Tekrardan o hayvan karşılarına çıktı ve Anadolu'ya kadar geldiler şeklinde anlatıyor. Harika. Yani o Göktürk ve Moğol dönemleri arasındaki o geçiş şeyi görüyoruz. Orada da ilginç. Yani Türklere ait önemli bir anlatı. Onun dışında da
Tabii günümüze yaklaştıkça anlatılar çoğalıyor. İşte bahsettiğim işte Sibirya'da, Türkistan'da, İdil, Ural bölgesi, Anadolu'da, Orta Doğu'da çok sayıda anlatı var. Balkanlar'da derlenmiş. Çok yani sırf şu konu yani yakın dönem bile başlı başına bir derya deniz çalışma konusu diyebilirim. Özellikle Türk Dil Kurumu'nda bu çeşitli Türk topluluklarının destanlarıyla ilgili çok sayıda eser var. E-kitap mağazası yani e-mağazaya gidip kitap satıştan da orada bir kategori var destanlar diye ayrıca oradan izleyicilerimiz merak edenler satın alabilirler. Çoğu da hala satışta var diye biliyorum. Var var. Benim, evet ben de sıklıkla bir fırsat buldukça alıyorum. Böyle yani 50-60 tane en az cilt saydım belki daha fazla da olabilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim diyelim. Kabul ettiniz, geldiniz, ne iyi ettiniz. Elbette burada sette birlikte olmayı çok isterdik ama şartlardan inşallah da şartlar düzeldiğinde sizi burada da ağırlamayı çok isteriz. Harika bir konuydu. Değer kattınız. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ataşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırladığımız bu tarih okuluna katıldınız. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim hem Ataşehir Belediyesi'ne hem sizlere ekip olarak çok sağ olun davet ettiğiniz için. İnşallah artık yani şu pandemi süreci bittikten veya azaldıktan sonra yüz yüze de bir program yaparız diye umut ediyorum. Ben de izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Suç ilan ettiysek affola efendim. Tekrar Evet. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi günler.